Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ama ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuh. Kadırdan ustazlar. Bugün inşallah Rabbil alemin. İslam dininin asaslarından bo'lgan hadis ilmiga oid muhtasar bir masalani mulohaza qilamiz. Mavzuyimiz yangilik emas, lekin bugun zamonamizda chiqayotgan ba'zi odamlarni bu hadis zaif, bu hadis sahih, bu amalga obomaydi, bunga amal qilamiz degan havoyi gaplarini ta'sirida xalqimiz, millatimiz orasida chiqayotgan ixtiloflarni tashvishidan bu gapni gaplashishimiz kerak. Sababi hadis ilmi bugun shu bugungi kunda ba'zi odamlar tarafidan bu zaif, bunga amal qilib bo'lmaydi degan darajada soddami? Hadis ilmiga xohlagan odam buni Alboniy sahih degan, zaif degan, Shuayb Arnavut sahih degan, zaif degan iddao bilan butun boshli islom ummati amal qilib kelayotgan madrasani zaif sanashlikka haqqi bormi? Shu masalada biz hadis ilmining jiddiyatini odamlarga hech yo'q, uni jiddiyatini odamlarga yetkazishimiz kerak emasmi? Sanatlar to'g'risida, hadisning istilohlari to'g'risida, hadisga mutaxassislik to'g'risida ha, mutaxassislar shug'ullanadi. Lekin xalqni orasida hozir ko'chaga chiqsangiz arabchani o'qiy olmaydigan bola, arab tilini hali boshlangich eshigida turmagan odam bu hadis zaif deyapti. Nimaga qarshi qo'yyapti? Butun boshli Hanafi mazhabining amaliga qarshi qo'yyapti. Hanafi mazhabining amali qanday chig'irig'dan o'tgan? Abu Hanifa rahimahulloh bir amalni sobit qilar ekan, o'sha amalning orqasida qilingan mehnatning samarasini ko'rgan odam Abu Hanifa deganda iftixor tuyadi. Haybatlanadi. Bu zot deydi, bu masalani aytgunga qadar nima ishlarni orqasidan o'tkazganligini his qiladi. Lekin o'sha haybat, o'sha iftixor qandaydir bir jamoaning g'ururi bilan poymol qilinyapti. Biz Abu Hanifa rahimahulloh shunday deganlar desak, bizga ma'lum sahih hadisda bunga zidki deyapti. Hozir, hozir guruhlar bor Telegram kanalida 800 ming ta yaqin odamni jamlab olishib, payg'ambarlar merosi degan nomni qo'yib olib, Abu Hanifa bunaqa degan, sahih Buxoriyda hadis bu, Abu Hanifani gapini olamizmi, sahih Buxoriyni gapini olamizmi, sahih hadisni olamizmi degan shubhalar tarqatilyapti. Bugun yer yuzida islom ummatini tamomila boshini birlashtirishi kerak bo'lgan masalalar o'sha biz birlashishimiz kerak bo'lgan manbalarni bahonasida tafriqa qilinyapti, urushtirilyapti. Bu masalada biz shu kungacha gaplashib, suhbatlashib kelganimizdan tashqari hadis ilmining ahamiyati to'g'risida ham odamlarga tushuncha berishimiz kerak. Ahamiyati to'g'risida, jiddiyati to'g'risida. Bu to'g'rida avvalam aytdim, 16-asr, 17-18 asrlarda Yevropada sharq ilmlarini o'rganuvchi institutlar tashkil qilindi. Va o'sha institutlarning talabalari, ya'ni yevropalik odamlar, masalan deylik David Samuel degan odam, britaniyalik mustashriq, hadis ilmlariga arab tilini o'rganib murojaat qilar ekan, og'zi ochilib qolgan. O'zi musulmon emas. O'zi musulmon emas. Aytganki, dunyo degan dunyo xalqlari musulmonlar qadar xabar tekshirishlikda diqqat markazini jamlamagan degan. Musulmonlar qadar xabarni tekshirishlik masalasida David Samuel Margulis degan odam musulmonchaligini ko'rmaganman degan. Ilmni ichiga kirib borar ekan, musulmon emas o'zi. Biz o'zimizni hadis ilmidagi iftixorimiz bilan faxrlanib ta'assub qilmayapmiz. Boshqa din vakillari aytyapti, hadis ilmida deyapti. Men musulmonlarchalik o'rtaga asos qo'ygan millatni bilmayman deyapti. Ya'ni
hadis ilminin ciddiyetini tan alıyordu. Germaniyalı alim Nakler degen adam. Bu bir müsteşrik. O yani naklul akhbar degen bizde İslam kitaplarımızda haberlerini nakl kılıçlık babı var. Kitaplar var naklul akhbar doğrusudur. Uşalarga suyanıp aytadı ki dünya tarihi deydi. Müslümanlarını haber alışlık ilmide ilimden taşkarı şahsını örgen edigen fanını hiç kim teşkil kımagen dedi. Bizde kanaka buldu. Bizde ilimini alarken biz ilimini aytiyatken odam getikilip odamını örgenip getti ulamalar. Ve men deydi tasdıklar sanat çıkıp şunge amin buldum ki İslam ümmeti dastlabki 3 asırını özüde 500 bin adamını tarihini örgendi dedi. Yarım milyon. Yarım milyon adamını ilimge alakadar namı kim, sanadı kim, kimden kanaka agelliğini örgendi. Bu gapni Bernard Shaw'u yemeydiken. Bu gapni Shaxt ham aytgan. Avrupa'nın uşa müsteşrikler institutunun talebelerinin barchasi lol kolarlık derecede kol kütergen. İslam ümmetinin sanat dairesini. Körgen de lol kogen. Şimdi. Ahirge 2-3 asırda biz hadislerimizini, dinimizini himaye kılıçlıkta zayıflaştık. İslam ümmetinin ortaya koygen asasları bu himaye üçün küçü yetti. Lekin karşı düşman institutlar teşkil kıldı. Üniversitetler teşkil kıldı. Bu joyga milyon milyardlar pul tikdi. Sebep İslam ümmetini usulüden mahrum kılış. İslam ümmetinin özü suyengen membelerden şu ümmetini şubhaga salış. Ve bunge hemen kadar erişti. Hazırgi semere, hazırgi çıkıp durgen netice şunu korsatadı. Bugün çıkıp bu hadis zayıf, bunisi bu meseken, ben sahih hadiske ergeşemen, Kur'an sünnetten şundak ola uğramen degen. Adamlar tosattan patırap çıkkanı yok. Bunların arkasında kılıngan işlevinin neticesi de çıkıyordu. Fitne yamğurunun arkasından çıkıyordu kozu korurlar bunlar. Fitne yamğuru yağmayana neydi bunlar çıkmasıdır. Şimdi biz özümüzünü, muhaddislerimizin kıyan işlerinden bazı misallarını kursak. İmam Nesai, rahimahullah, Sünnenül Kübra, Sünnenül Suğra'nı sahibi. İmam Nesai, rahimahullah'ını rivayet turuklarına itibar karatsanız, İmam Nesai'nin şeyhleri köp. Ha? Hadis olgan ustavları köp. Şunlardan bittesi, Haris ibn Miski. Mısır'ın kazısı bu. Katta fakihlerden, muhaddislerden bu. Her daim, mesela Nesai'ni açsayız, Akberene Haris ibn Miskin. Haddesene Haris ibn Miskin. Kele uğradı. Lekin bir cayda ayıtadı ki, Kale el-Haris ibn Miskin kıraaten aleyhi ve ana esma'u deydi. Muhaddis ulamaları bunu ortasında ne fark var dedi. Bir cayda akbar ana deyipti, bizge haber verdi. Haris ibn Miskin bizge haber verdi deyipti. Bir cayda Haris ibn Miskin kıraat kılıp gapirdi. Ben eşittim diye. Ne farkı var? Kim acırtadı bu farkını? Kaysi millet buna kanarsa ki itibar kıya. Kaysi ilim de buna kanarsa ne korasız. Bu hakkında hikayesi var o zaman. Haris ibn Miskin'ni Mısır'da Amir bilen ortasında muamma bugün. Amir bunge nispeten biraz teşvişi bugün. Oburusu balant adam bugün. Bunu atrafıya kulaklar koyuyor. Kulaklar. Araplar uyun deydi. Közler koyuyor. Biz de kulağı deyimiz. Haris ibn Miskin ders verip dursa Nesai kırıp geri yaptı. Kimi başka çarak. Şubha kıyan. Etken ki bu kulağı bu sekere degen. Nesai'ye etken ki çık degen. Çık sen çık degen. İmam Nesai mescitten çıkıp eşiğini arkasına oturgen. O şey eşiğini arkasına oturgen de Haris ibn Miskin'in hadisini eşitken. Ve rivayet kılarken şu derecede dakik. Şu derecede dikkat bilen rivayet kılıyordu ki akbara ne dese yalgan buladı. Bizge haber verdi dese senge haber vermek onu seni çıkar var gelirdi ki deydi. Onu çıkar var geldiğini itibarıdan Kale Haris ibn Miskin kıraaten aleyhi ve ana esma'u degen.
Ben işittim, o gapirganini işittim. Menga haber vermedi, lekin gapirganini işitti degan. Qaysi millat bunaqa narsaga daqiq e'tibor qiladi? Kim bunday ishlarni qila oladi? Shu darajada akhbarana bilan qola, akhbarana annahu qolani farqi bor. Annahu qolada mutlaqo boshqa xabarni beryapti, qolada muboshalatan beryapti. Bu darajada islomning daqiqligiga boshqa millat erisha olgani yo'q. Shuning uchun ulamolar aytadiki, islom ummatining tarix fanida eng zaif turuq bilan kelgan xabarlari ham, eng zaif turuq bergan bilan kelgan xabarlari ham boshqa din vakillarining muqaddas kitobining sanadidan kuchli. Boshqa din vakillarining sanadi yo'q. Kimdan degan gap yo'q, o'rtada uzilishlar. Noma'lum odamlar bor. Shohlarning, podshohlarning, tarixlarning, sanalarning ismi kirib ketgan kitoblarga, muqaddas kitobga. Bizni islom ummatining bu borada qilgan harakatlariga tan bermay iloji yo'q. İmam Malik rahimahulloh, Muvattoni sohiblari. Muvattoni ochsangiz, Muvattoni rivoyatlari ko'p. Masalan, bittasi Ubaydulloh ibn Yahyo. Ubaydulloh ibn Yahyo Muvattoni rivoyat qilgan odam. Bu odam Andaluslik. Bu kishi Madinada ilm olib, Madinadan keyin Andalusga borgan. O'zi asli otasidan olgan ilmni. Otasi Yahyo ibn Yahyo. Yahyo ibn Yahyo İmam Malik'ten doğrudan doğru hadis olgan. İmam Malik'in asosiy ustozi kim? Nafi. Nafi 30 yıl Hazreti İbn Umar'ı aldılar da yürgen. Ridvanullahi aleyhim ecma'in. Muvatta'nı görseyiz, Muvatta'da haddesene, yok ki haddeseni, akhbarani an Malik an Nafi kele burada. Mesela kale Nafi keledi. Lekin bir joyda balagani an Nafi kegen. Bala gani, o'zini ustozi yonida turibdi. Yonida turgan odamdan menga yetib keldi degan gapni gapirgan. Bala ganiyni ishlatgan, bala ganiyni. Nimaga desa, vaholanki bu bala ganiyda Nofi'ni yonida eshitgan bo'lish kerak. Nimaga qola demayapti? Desa, bala ganiylar Imom Malikning bulag'olari degan fan bor. Muvattoda bala gani degan fan bilan keladi. Buni İbn Rushd balag'aniylarning san'atlarini topgan. To'rttasiga san'atga chiqa bora olmagan. İmam Malik bizga yetishcha deb san'atning omonatini ehtiyotan balag'ani degan. Balag'aniylarning san'atini İmam Malik bayon qilmagan. Faqat menga yetib kelishcha degan. İmam Malik rivoyatlarda ba bilan ta'ni farqini ajratgan. O'zi ba bilan ta bir xil qasamda. Billahi Tallahi desa qasam bo'ladi. Tallahini eshitsa Tallahi deb yozgan. Tallahini billahi deb yozmagan. İmam Malik hadis rivoyat qilar ekan, anin nabiy sallallohu alayhi va sallam desa kotib an rasulillahi sallallohu alayhi va sallam deb yozgan. Ushlab olib jazolagan odamni. Nima farqi bor? Ikkalasi ham Rasululloh haqlarida. Lekin nabi bilan rasulni muhaddislar farqlagan. Endi şu derecede dikkat bilen ilimge, İslam muhaddislere ahamiyet birgen fange bugün ne bir kitabını bilmeydigen, ne bir Arap lügatüge müracaat kımegen, ve ne bir ustazının aldığı da oturmegen adam zayıf dese, uşa gapke iltifat kılış gereği mi? Uşa gapni gap tip kotarış gereği mi indi? İmam Muslim, rahimahullah, masalan, mag'rib tomonlarda sahihlar ichida birinchi o'rinda Imom Muslim deyshadi. U taraf shunaqa deydi. Lekin muttafaq aksar ulamolar Imom Buxoriyni kuchli sanashadi. Imom Muslimni nimaga kuchli deyshadi? Imom Muslim san'atlar to'g'risida yangi fan ijod qilgan. Yangi fan. San'at masalasida yangi fan bor. Imom Muslimni fani. Masalan, deylik bitta hadisni o'rgansak. Aytadilarki, Imom Muslim Al-Valadu Lil-Firaj hadis var. Sahih hadis İmam Müslim'de. Rivayetini kılarkenler eytediler ki, mesela haddesana Sa'id ibn Mansur. Menge Sa'id ibn Mansur bu hadisine eytip verdi deydiler. Ve bitti Sa'id ibn Mansur'dan eşitme geldiler. Zuhair ibn Harb. Uyan menge şu hadisine eytip verdi. Abdul A'la ibn Hammad. Uyan bu hadisine eytip verdi.
Amr ibn Naqi, bu ham şu hadisini aytibdi. Qarang, to'rtta odamdan hadisini bir xil eshitgan. Endi bo'ldi, o'zi aslida hadis al-waladu lil-firosh. Bola to'shakka nisbat beriladi. Hadisni matni shu. Lekin Imom Muslim to'rtta odamdan eshitganligini yuqorida keltirgandan keyin aytadiki, falonchi deydi, bu hadisni bir marta falon sanat bilan eshitgan. İkincisi falon sanat bilan eshitib Abu Hurayraga taqagan. Bu hadisni ikkinchi rovi boshqa sanat bilan eshitgan, u bu bilan Abdurrahmon ibn Avfga taqagan. Bu hadisni bu falonchi uchinchi tariqada eshitgan, bu bilan falonchiga taqagan degan. Faqat haddasana akhbarana an fulan qala fulan qala marratan fulan deb ketgan. Mana bu fanni, bu fanni İslam ulamolari ya'ni Allohning mo'jizalaridan bir mo'jiza. Kur'an-ı Kerim'ni inna nahnu nazzalna zikra ve inna lahu lahafidun ayetinin yani inikası, taşkarıda kurunuşu deyişken. Bu, bu kadar salabatli mavzunu, yani obrosunu toptaş, ayak astı kılış, hadis sahihaken, bu zayıfaken deyiş, hiç kimin hakkı. Ulamalar saval bergen, İbn-i Salahlar davrıda. İbn-i Salah kaysa asırlı adamları? Doğru, 5. asırlı adamları. Bu hadislerden, 3. asırdan keyingi avlod. Endi deyişken, falan hadis sahih, piston hadis zayıf, deyiş mümkün mü? Degen savolga İbn Salah yok degen. Endi degen, 4. 5. asırlı adamlar. Endi degen, 5. 6. asırken, hadislerini zayıf sahih deyişke hiç kimin hakkı yok. Nimaga? Çünkü, turuklar köpeyip gitti. Odamlar köpeyip gitti. Yukarıdaki sanat, ceyyid, naqi, taqi odamlar tomonidan kelyapti de turuk köpeyip gitgenliği uchun güzel matnlarga salobatga ta'sir yetadi. Endi pastdagi odamlarning sababidan yukarıdaki en tiniq buloqni bulg'aymizmi? Mumkin emas degan. Bu ixtilofli gap, to'g'ri. Keyinchalik Imom Navaviylar undan keyin masalan Subkiylar, Suyutiylar, boshqa keyinchalik Shavkoniylar, keyinchin Alboniylar bu zaif, bu sahih deyishlikka jur'at qildi. Ba'zi ulamolar bu haqida sal yengil qarashdi, lekin oxir oqibat Ibn Salohlarning gapi to'g'ri chiqdi. Keyingi sanatlar amalga ta'sir qilarlik darajada sahih, zaif deyishlikka asos bo'lmaydi. Abu Hanifa rahimahulloh haqlarida Zohid Kavsariy aytadilarki, Abu Hanifaga qilingan tanqidlar, u kishining amal borasida qilgan ijtihodlarini zaif deganlar hammasi tekshirsangiz Abu Hanifadan keyin sodir bo'lgan. Abu Hanifagacha bo'lgan san'atda zaiflik yo'q. Chunki Abu Hanifa rahimahulloh bitta uzoq bilan ikkita san'at orqali Rasulullohga boradi. Bitta san'at bilan tobiinga chiqadi, ikkinchi san'at sahobaga, uchinchi Rasululloh. Hatta ki 12 ta sahabani ko'rganligi, Anas ibn Malik'ten 4'ye yakın hadis rivoyat qilganligi var. Bu zotlarning yuqorisida zayıf gap yok. Zayıf bo'lgan bo'lsa keyin bo'lgan. Keyingilar yuqoriga ta'sir qilmaydi. İmam Buxoriy rahimahulloh. Alloh subhanahu va taoloning mucizelerden. Alloh subhanahu va taoloning mucizelerden bo'lgan. Hatib Bag'dodiy tarih Bag'dodda İbn Hajar Asqaloniy Fathul Boriyning muqaddimasida aytadilar ki, agar İmam Buxoriy sahobalardan bo'lganda edi, sahobalarning ichidagi mo'jizalardan bo'lardi degan. İmam Buxoriy sahobalar ichida İbn Umarning martabasida degan. İmam Buxoriy sahobalar ichida İbn Umarning martabasida, İbn Umar emas, Umarning martabasida degan. İmam Buxoriy rahimahulloh 18 yoshida hadis rivoyat qilishni boshlagan. Ya'ni ko'chada odamlar to'xtatib olishib, ko'chada yo'lni bo'yida to'planib ketishar ekan. Hozir to'planib selfi qilishadi-yu. U paytda odamlar to'planib olib, u kishidan hadis yozar ekan. Men deydi bir roviy, men ko'rdim 5000 odam navbatda turgan edi hadis eshitish uchun Buxoriydan. Ko'chada, ko'chada ushlab olishdi. Bu kişi Bag'dodga keldi. Bag'dodga kirib kelayotganida İmam Buxoriy qaysi shaharga kirib kelayotgan bo'lsa, odamlar Buxoriyni kelayotganini bilib qarshi tashqariga chiqqan.
Bağdat'ki kegen peytleri de özlerinden aldığın şuhratları yetip kegen. Şimdi Bağdat adlı caymaz. Hafızlar cayı, muhaddisler cayı, fakihler cayı. Bağdat ilimnin merkezi bugün cay. İmam Buhari ikili yaptı. Hafızları doğrusu da, salabatları doğrusu da işitmeyen adam yok. Mescidki yığılıp adamlar o kişinin ziyaretini, o kişiden hadisini işitmekçi. Şunda hafızlardan bir cemaa İmam Buhari'nin imtihan kıp göremez mi deyişken? Kanaka bir imtihan kılamız deyken de sanatlar doğrusu da 10 ta adamını tayinleşken. 10 kişiye 10 tadan hadis verişken. Hadislerinin metni bilen sanadını takallup kıldırışken, almıştırışken. Hadis, mesela innemel amalı bin niyat. İnnemel amalı bin niyatını İmam Buhari bir tarikada Humeydi'den rivayet kıyan. Doğru mu? İmam Buhari Humeydi'den. Humeydi, Sufyan İbni Uyeyne'den. Sufyan İbni Uyeyne, Yahya İbni Said'den rivayet kıyan. O kişi Muhammed İbni İbrahim Taymi'den rivayet kıyan. O kişi Alkame İbni Vakkas'dan rivayet kıyan. O kişi Umar İbni Hattab'den. Mana bu, innemel amalin bin niyatinin tarih sanadı bu. Bu sanatın şunu da oluşken de başka bir hadis var. Bu, men adrake salaten fakat adraken men adrake rakaaten fakat adrake salat degen hadis var. Bu hadisini İmam Buhari rivayet kıyan kimden? Abdullah İbni Tilmisi'den. O kişi İmam Malik'ten, o kişi Zuhri'den, o Abu Salame'den, o Abu Hureyre'den rivayet kıyan. İkide sanatını şunu da özgertirip metnini koyuşken. Ben ikide misalını yapayım. Bunu her bitti adam 10 tadan hadiske kıyan. 10 ta hadisinin turuklarını özgertirip 10 ta adam İmam Buhari'ni kütüp durdu. Mescid limmalim. Kuçeler adamı tolup gitken. Mubaşırlarının özü 200-300 de. Buhari'yi gepirse, gadde sana, gadde sana, ooo ketabı. Arkası görür müydü? Buhari. Haybet mi kalın? Buhari'yi kırgenden ki hemme cim turgende bir hafız ornadan turup hadde sana fulan an fulan, hadde sana fulan an fulan, akhbareni fulan, annahu kal deyip metnini okup şu hadis hakkında ne mi deyisiz dese la a'rifuhu degenler. Ben bilmiyim ben buna, tanımıyım ben bu sanatını degenler. İkincisine aitken bunu yan tanımıyım ben degenler. Üçüncüsüne aitken bunu yan tanımıyım ben degenler. On tane aitken tanımıyım ben degen. İkinci hafız turgen, o ait oturgen adamım hafız. 100,000 hadisini rivayetten, dirayetten bilediğin adamlar. İkincisi oradan durup uyamaydıken, bana hadis bu sanat bilen, bu hadis bu sanat mı? Tanımıyım ben, bilmiyim ben, tanımıyım ben degen. On ta adam birbirine tıkılıyor. Bu adam bilip kaldığı şekilde imtihan degen, birbirine. Lekin karşısındaki 10,000 adamlar hayran. İyi. Buhari işi nasıl bilmezken gidişken. Buhari, la arifuhu diyordu. Bana şu tarikada 10 ta adam 100 ta hadisinin sanatlarını aralaştırıp aytıp bugenden keyin Buhari aytganlar ki sizler sanatlarını çalkaştırıyapsizlar. Birinci hadisinin sanadı mana bu. İkinci hadisinin hatası mana bu. Üçüncü hadisinin hatası mana bu. Ama sen ikinci adam. 11 hadisinin sanadı bu. Matni bu. 12 sanadı matni bu. Ama sen üçüncü adam. Bu hadisin sanadı bu, matni bu deyip hatalarını aytıp çıkkanda yüzgeçe endi degen. Birinci adamga qaytgan. Sen aytgan birinci hadisinin aslı doğrusu mana bu deyip hadde sana fulan, akhbarana fulan deyip yüzgeçe hadisinin doğrusunu aytıp bergen. İbn Hacer aytadılar ki huna yuhda'u lil Buhari deydi. Adamlar baş ekken Buhari'ni aldı. Leysa fihi acab degen, bu acablanarlıymaz. Hafız o adam, doğru sanatlarını biledi. Onu bu sanat, bu onu sanat deyişi mümkün. Lekin bu cayda en acablanarlı mesele, birinci mertte işitken zahatı, 10 ta adamın, 10 tadan aitken hadisini tartıp bilen yodlap kalış. Bunusu acablanarlı degen. Bunusu mucize degen. Şimdi, bizde ajdatlarımız kıyan buna kange katta urunuş, haybetli, madrasani ko'chada chiqib olib, bu zaif, bu hadis to'g'ri emas, bu unaqa emas deyishlik ne kadar bizni dinimizga xiyonat. Ne kadar bu dinimizni oyoq ostiga tashlash. Dinimiz oyoq ostida bo'lmaydi-da, lekin bizni ichimizda yurgan odamlar shu bugungi kunda ulamolarning, imomlarning, peshvolarning qadrini, haqqi qadr bermasdan ularga
kulak salmasından özüden özü sahih Buhari'de okuygen zayıf bu İmam Abu Davud'niki zayıf deyişliği kim haklıgan iş? İslam düşmanları haklıgan iş. Bunu hadis namıdan, İslam namıdan kılıyetken balalar kimge hizmet kılıyetkenliğini bilmeyipti. İslam ümmetinin bu kadar ilimge itibarı başka milleti görülmegen. Bunu eğer içki dairesine kirseniz, sanatlar, ular arkali örgenilgen masalalarına karasanız, İslam ümmeti yeryüzüdeki kanunçilikinin asaskarları yani usulünü koyan fundamentalları yani. Bular koydu, mana şu sanatlarını örgeniş arkali kanunlar icra buldu. Fikhini arkasından kanunlar icat buldu. Bu arkali bütün dünya kuvvetke ergeçti. Sahihayn'da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki Men yuridillahu bihi hayran yufakkihu fiddin. Allah Teala kimge yakşilikini irade kılsa onu dinde fakih kıp koyadı dediler. Dinde fakih buluşlik bu temeyyüz meselesi. Yani hemmege belirlediğin işmez bu. Bu Allah subhanahu ve teala yakşilikini haklagan adamlarge belirlediğin mesele. Bir insan dinde fakih mi? Onun nimesidir Allah'a yok adı. Allah yoktırmagan bendeni dinde fakih kimiydi? Şimdi dinin kuvveti yan fikhte. Ana şu kuvvetini fikhte ikenliğini düşüngen muhalifler, institutlar, üniversitetler, akademiyeler teşkil kılıp İslam ümmetinin mene şu babıge hücumu uyuşturuştu. Bu hücumunu dastlab George ve Bertolt namları bilen uyuşturuştu. Ve ahir akıbet bugün Yusuf Davran, Abdullah Züfer namı bilen içimizde şu gapni gapirib yurishdi. Aslı bu gapning muallifleri ular idi. Hadiske, Kur'an ayetlerige, İslam ümmetinin esaslarige kılıngan tenkitler, İslam ümmetini parçalaş üçün, kuvvetini sindiriş üçün kılıngan urunuşlar. Hadisinin devamı da, Men yuridillahu bihi hayran yufakihu fiddin, ve ana qasimun vallahu yu'ti, men taksim kılaman veruvchi Allah, لَنْ تَزَالُ تَائِفَةٌ مِّنْ اُمَّتِي ظَاهِر۪ينَ عَلَى الْحَقِّ dediler. Şu hadisinin devamı. Bu hadis Türkleri bilen örgenilse mutavatır. İnkar kılıp bu meydigen derecede. Mehabetli hadis bu. Bu hadisteki taife kıyametke kadar küç kuvvette devam etedi. Galebede devam etedi digendeki illet ne miyken? Fikh. Eğer biz fikhimizin doğru Menbe sıfatı da faydalansak dünyanı başkalarımız. Yani dünya bizge kulak saldı uça davrularda. Bütün dünya İslam ümmetinin kanun şunasını aldı da kol kütardı. Avrupa akıp geldi Bağdat'ke. Bütün dünya Bağdat'ke akıp vardı. Demek ki kanununu kurgendi. Hazır en küçüli devlet. Mesela iktisadı, çekeresi, siyaseti küçüli deyip itiraf kılınıyetken devletlerge nazar salsanız kanunçilik verince onu da tıradı. Kanun üstüvarlığı her kanday devlet haklagenlerse. Demek ki kanun küçüli devlet, küçüli devlet buladı. Kanun işlemegen devlet, küçüksüz devlet buladı. Afrika'ya varın, çöntekizde 100 dolar pulu kursa, taksi sizde burçakı abarıp pulu yüzde alıp hayda varadı. Demek ki kanun yok. Oşan için Afrika'da küçük kuvvet yok. Küçük kuvvet kanunge bağlanadı. Kanunge suyanadı. Bütün millet kanunge amel kılsa, kanuni intizamga amal qilsa kuchli bo'ladi. Qonunshunoslar aytadi, mana hozirgi kundagi madaniyatda yo'l harakati qoidalariga amal qilishiga qarab xalqlarning kuchli saviyasini, kuchsiz saviyasini farqlasa bo'ladi deydi. Yo'l harakati qoidasiga amal qilishdan bilinadi odamlarning saviyalari. Bu ya'ni qonunshunoslarning tahlili. Belki koşulmasligi mümkün kimlerdir. Lekin İslam bunu dastlabki işlerde ya bildi. Nebi aleyhissalatu vesselam'ın ahirgi 10 yıllık Medine baskıçları fikhinin asasi şemayillerini teşkil kıverdi. Doğru mu? Asasi fikh ahirgi 10 yılda teşkil taptı. Keyingi 3 asırda yukarıda sanagan muhaddislerimiz, yukarıda islab ötken ve islab ötmegen müştehid fukahalarımız, ulemalarımız umumi fanını şekillendirdi. Ve kiyingi avlatını, yelkesini
kuvvetli kıldı. Badr gazatı da itibarsız. Rim imperiyaları, Fors saltanatları eşitip ha deydigen derecedeki 350'te adamın cengi 3 asır ötmesinden Fors'unu yıktı. Az fırsat ötmesinden Rim'ni çıktırdı. Değil mi asaslı desem? Yani şey kanunlar asaslıdır. Doğru düşünüş asasıdır. Dinli doğru organış asasıdır. Şimdi o şey cemaat ta kıyametke kadar zahil bu miydi? Bu cemaat, İslam ümmeti, hadis ilimleri de o şey muhaddislerimiz kılgen işini hürmet kılarak ularge boysunsa ihtilaf bu miydi? Fikhimizde özümüz itiraf kılgen meydanda min yıllar mobaynida galaba kılgen halde turgen mezheplerimizge irgesse İhtilaf bu miydi? Üsülünü örgensek, uşenge kara boysunsak ihtilaf bu miydi? Kaçan ihtilaf bu için mümkün? Düşman bunu uşa üsüllerini hammesini ilga kılıp, yokka çıkarıp, yengitten gepredigen adamlarını teşkil kılsa, İslam ümmeti birleşmesliğini biledi. Hazır kılışımız gereği bugün işler başımızdan aşıp yatıptı. Kılıdigen işlerimiz başımızdan aşıp yatıptı. İmamlarımız, ulamalarımız, boylarga motivatsiya berishi. Millatni oyoqqa turishligi uchun topgan pullarini to'g'ri yo'naltirishga harakat qilishi, ta'limga harakat qilishligi, bolalarni o'qitishlik masalalar oyog'imiz ostida chalkashib yotibdi. Qalashib yotibdi, to'g'rilashimiz kerak. Bitta odam chiqyapti-da, aynalloh deyapti. Yoki bu hadis zaif deyapti. Yoki Abu Hanifa hadis e'tibormagan deyapti. Ve bu bilen, ben de yaptı, akidanı tasgih kılıçlik işini kılı yapman, uluğ amalını bacarı yapman de böyle yaptı. Ve halen ki bunu haklagen düşman. Düşman degen de muhalif. İslam ümmetinin küçülüğü, kuvvetliği, buluşunu haklamagen cemaatler, meydanda ular haklamaydı. Ve halen ki uşeler, uşeler, özleri küçülüğü, kuvvetliği, buluşluğundaki kanun şunaslıkını İmam Malik'nin muvattalarının muhtesarının şarkıdan gel. İmam Malik'nin muvattalarının muhtesarı Halil, Halil'nin şarkı derdinden ogen. Tane oladı özleri. Bernard Shaw, Napolyon Bonaparte'nin kanun şunasligi Maliki mezhebine dayanadı. İmam Malik'nin mezheblerinden kopya past kigen. Fransızlar özeytedi bunu. Louis Hadio degen müstaşık var Fransızlarda. Bu aytedi. Bernard Shaw'nin kanun yani Napolyon Bonaparte'nin kanunları Maliki mezhebiniki. Maliki mezhebden olgan. Germaniya'nın kanun şunasliginin usulü hidayeden olgan. Hidaye yazılgan paytda ularda kanun şunaslik uyağda tursun, hiç narsa bo'lmagan. Ular şundan o'rgandi. O'zimizni kolumuzda turgan manbalarimizni tanqid qilishdan boshqa narsaga o'tolmay, fanning aslini o'rganmasdan imomlarimizga tosh otishdan boshqa narsaga yaramay turganimizda bizni qonunlarimizni Yevropa olib, ular qonun qilib ishlab chiqarib, hayotga tatbiq qilib, dunyoda kuchli davlat bo'lib turibdi. Bizga qarab 3-chi davlat deyapti misol uchun. Alam qiladimi? Alam qiladi. Ichimizdagi bolalarimiz bu alamimizni ustiga tuz sepyapti. Qalampir sut deyapti. Men kecha ham aytdim. Reklama ketyapti uyqurulishda. Sizlar eshitdinglarmi yo'qmi? Reklamada yozib qo'yibdi. Biz sizlarga shinam uylar taqdim qilamiz. Marhamat qiling deb firmani nomini Alfraganus deb yozib qo'yibdi. Alfraganus. Odamlar ajablanadi, zo'r nom ekan deydi. Farg'oniy u. O'zimizni Farg'oniy degan nomni Yevropa o'zlashtirib Alfraganus qildi. O'sha Alfraganusni olib kelib endi biz foydalanyapmiz ularga taqlid qilib. Nimaga Farg'oniy deb qo'ya olmaymiz? Nimaga qo'ya olmaymiz? Chunki biz qo'limizdagi manbalarimizni mana shunaqangi behuda ishlar bilan isrof qilib qo'ydik. O'zimizni manbalarimizni o'qiya olmaymiz. Hozir bosh imom xatiblarimiz hammalari kitob ko'rgan, hidoyani ochsa o'qib ketaveradiganda ko'chada İmam Marg'iloniyning kitobini bersangiz 199 odam o'qiya olmaydi. O'qiya olmaydi. Farg'oniy
İmam Marg'iloniyning kitobi Germaniyaning quvvatli qonunlariga asos bo'lib turibdi. Fransiyaning qonunlariga muvatta asos bo'lib turibdi. Bizni kitoblarimiz. Yana bizda qancha bunga o'xshagan manbalar turibdi. Kosoniyni, Badoiy sanoyisini olib, agar biz hayotga tatbiq qilsak o'zimizni hayotimizga nimalarga erishamiz? Nimalarga erishamiz? Tuhfatul fuqahoni olib sharhlasak nimalarga erishamiz? Muhtasarimiz bizga butun hayotni o'rgatadi. Bu halol, bu harom, bu to'g'ri, bu noto'g'rini o'rgatadi. Biz nima deyapmiz? Ha, muhtasar ichida bitta ham hadis yo'qotgan. Shu ham kitobmi deyapmiz? Mana qayerga kelib qoldik. Ko'zlangan maqsadimiz shu. Xalqni, millatni bu qisqaroq muhtasar gapda men qisqaroq, ya'ni e'tibor qildim bu yerda ustozlarimiz, ulamolar bundan ortiq gaplarni o'qigansizlar, o'rgangansizlar. Biz mana shu haybatni xalqqa tushuntirishimiz kerak. Mayli endi ikir-chikirlarga kirish shart emasdir. Hadis ilmining istilohlariga mutaxassislar shug'ullanar, lekin hadis zaif, hadis sahih, idza sahhal hadis fa huwa madhhabi, bu gaplar oddiy gaplar emas. Buni har kim eshitib olib qulog'iga yoqqani uchun gapirib yuraveradigan gap emas bu. O'sha eshitib olib qulog'iga yoqqani uchun gapirib yuraveradigan odam ko'paygani sababli ixtilof tugamayapti. İhtiloflarning asosiy manbalari shular. Buni tarqatayotganlar Turkiyaga o'tirib olib, Ukrainaga o'tirib olib gapirayotganlar orqalarida ularni gapirtirayotganlarga xizmat qilyapti. Islom ummatiga emas. Islom ummatiga emas. Mazhablarga til tekkizish o'tirgan shoqini kesish u. Faras qiling, Abu Hanifani marjuh desangiz, hop, o'shalardan oldik dinni. Ha, demak dininglar marjuh ekanki deyapti. Ha, nimaga? Ha, Yusuf Davron o'zi shunaqa deyapti-ku deyapti. Misol uchun. O'zingizlarni ichingizdagi odam aytyapti-ku, Abu Hanifa marjuh ekanki deyapti. Nima deymiz endi? U anu dushmanga biz bir narsa deya olmaymiz. Mana unga aytamiz, "Voy, sen. Sen nima deyapsan? Abu Hanifani marjuh deyishlik tiling uzilib tushsin seni. Qanaqasiga Abu Hanifa marjuh bo'lishi mumkin? Sen, sen kimsan Abu Hanifani marjuh deysan?" Ha, imomlardan naql qilyapman. Endi naql qilmay o'l. Sandan kim so'rayapti uni? Nimaga bizni fundamentimizni, asoslarimizni odamlarni tiliga tashaysan sen? Nimaga? Qilishimiz kerak bo'lgan millionlagan ishlar qalashib yotibdi. Bular kim qiladi? Mana bu ruhiyat bugun eng muhim hodisa. Endi to'g'ri. Ixtiloflar tugamaydi, to'xtamaydi. Dushman uxlamaydi. Biz uxlayapmiz, ular uxlamaydi. Uxlamaydi, uxlasa o'zini o'rniga boshqa odamni olib kelib qo'lib davom ettir deyapti. Davom ettiryapti ular. To'xtamay harakat qilyapti. Biz o'z asoslarimizga suyangan sari yana maydonda qolaveramiz. Qadimgi ulamolarning qilgan bu ishlari boshqa millat o'rtaga qo'ya olmagan ish. Shuncha urinishlar bilan ham dinimiz yana sog'lom, navqiron holda davom etyapti. Bu albatta Alloh subhanahu va taoloning mucizelerden biri. Bu zotlarını çıkışlığı bekar mıyız? Bana hadis ilmiye biraz kıskara itibar karatışlıkını haklarım. Bu cahide indi akide ilmi var. Bu cahide tasavvuf, ruhi terbiye var. Bu cahide fikh var. Bu cahide usuller var. Ha, usulünü uzunu yigirmege yakın babı var. Kavaidil fikhi, usul fikhiye bu asaslarga alakadar 20 dan oshiq fan bor. Bularni biz ulamolarimizning chizib bergan madrasalar orqali o'rganamiz. Hargiz yoshlarga, boshqa jamoalarga ko'chadan kelgan kimligi noma'lum bo'lgan odamni bu sahih, bu zaif deyishligiga e'tibor qaratmaymiz. Ibn Salohni aytdik. Ibn Saloh mumkin emas degan. Imom Navoviy aytgan, zaif deyishga hech kimni haqqi yo'q, lekin sahih qilishlikka haqqi bor degan. Aliga ixtiloflar bor deganim shu. Imom Navoviy aytadiki, mana bu hadis zaif deyishga endi hech kimning haqqi yo'q. Bo'ldi, bu madrasa qiladigan ishini qilib bo'ldi. Lekin kimdir zaif desa, u zaifni sahih qilishga haqqi bor. Nimaga bu? Foydasi bor buni. Qo'lingdan kelsa qil. E'tibori bor buni. Hadis ilmining boyitadigan fan bu. Sahih qilsang qil degan. Ixtiloflar yasir tarzda davom etgan, lekin bugungi kundagi odamlarni bu sahih, bu zaif deyishga haqqi yo'q. Sizlar bilan gaplashganda gapirdikmi, boshqa suhbatdami? O'sha Konstantiniyaning fathi to'g'risida
Konstantiniyaning fathı to'g'risida İmam Ahmadning musnadlarida kelgan rivoyat La tuftahanna al-Qustantiniyya fala ni'mal amiru amiruha va la ni'mal jayshu zalika al-jaysh bu payg'ambar alayhisolatu vasallamning ulkan bashoratlaridan va amalga oshgan bashoratlaridan payg'ambar alayhisolatu vasallam kichkina joyda cho'lda turib sahobalarga albatta albatta Rum Konstantiniyye fath bo'ladi deyaptilar. Bu mucize bu. Bashorat. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning bashoratlariga ajratilgan kitoblar var ha? O'shalarda bu bor. Payg'ambar alayhisolatu vasallam Fors fath bo'ladi dedilar. Suroqaga. Fors fath bo'ladi. Sen Forsning podshohining bilak uzugini qo'lingga taqqaningda nima bo'lib ketarkinsan dedilar Suroqaga. O'zlari o'sha paytda qanaqa holda edilar? O'zlari qochqin vaziyatda edilar. Makka'dan Madinaga berkinib ketayotgandilar. Orqalaridagi odamlarning xavfidan xavfsirab ketayotgandilar. Payg'ambarimiz xavfsiramaydi-da, Alloh taoloning asrashini biladilar. Lekin na saltanatlari bor, na askarlari bor. Hech narsalari yo'q. O'zlari qochib ketyaptilar. Lekin Suroqaga Fors fath bo'ladi. Sen Forsni Padişahını bile gözünü takasın kolun gelindiler. Üçte adam vardı o şecayda. Ebu Bekir Siddiq radıyallahu anh, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Abdullah ibn Urayqit, müşrik idi bu. Ve Suraqa'nı özü vardı. Resulullah'tan taşkarı üçte adam. Bu gap Medine'ye kilgende maşgurlaşıp gitti. Ve Hazreti Umar radıyallahu anh, Sa'd ibn Abi Vakkas'ını, komandanlığı da Fors'ını fatih kigerleri de, Fors'tan cüde kette miqdardı. Boyluklar kelgan. Shunda bilaguzugini olib Suroqan chaqirganlar, keldi deganlar. Bilaguzni taqib qo'yganlar. Bu bashorat bu. Ana shu bashoratni bugun ikkita bola chiqib olib Turkiyada o'tirib, aytayaptiki, bu zaif hadis deyapti. Men nima uchun buni aytib jon kuydiryapman? Men nima bundan menga alam qilyapti? Menga alam qilyapti. Nimaga bu hadisni zaif deyapti ular? Nima haqqi bor payg'ambar alayhisolatu vasallamning bashoratlariga tegishli hadisni nima sababdan zaif deyapti? Nima deb o'ylaysiz? Nima kerak ularga buni zaif deyish? Ular o'zlarining siyosiy faoliyatlariga bu hadis xalaqit qilayotgani uchun zaif deyapti buni. Ularga xalaqit qilyapti bu hadis. Bu hadisni tasdiqlasa ularning bugungi kundagi siyosiy faoliyatlari cho'kadi. Nimaga? Konstantiniyani fath qilgan odam Sultan Muhammad Fatih Maturidiy aqidasida bo'lgan. Naqshbandiy tariqatida bo'lgan. Oqshamsiddinning muridi bo'lgan. Hanafiy mazhabida bo'lgan. Ular o'sha Maturidiylikni adashgan degan narsaga Turkiyaga o'tirib olib siyosat qilayotgan odamlar. Maturidiylar adashgan, Ash'arilar adashgan. Bu hadis zaif. Kim aytdi senga buni zaifligini? Ha, Alboniy aytdilar. Ya? Alboniyni men ko'rganman. Men ko'rgan odam zaif desa, unga ergashmaymanki. Ha, rahimahulloh deyman, musulmon odam bo'lgan. Lekin Imom Hokim Mustadrakning sohibi sahih degan bu hadisni. Imom Zahabiy 7-asrning odamlari bu hadisni sahih degan. Sanatlarini o'rtaga qo'ygan, bu hadis sahih degan. Imom Zahabiy sahih degan narsani Alboniy zaif desa, men Imom Zahabiyni kechirasiz. Alboniy hazratlari men Imom Zahabiyning gapini olaman deyman. Chunki mutaqaddimlar sahih degan narsani mutaaxir zaif desa gap tashaladi. Imom Navoiy aytayaptilar, zaif deyishga hech kimning haqqi yo'q. Agar mutaqaddim zaif degan narsani sahih desangiz, marhamat oling. Eyvalloh, bosh ustimizga qo'yamiz. Isbotlasangiz, sahih qila olasangiz, olamiz uni. Lekin mutaqaddimlar sahih degan narsani zaif deyishga hech kimning haqqi yo'q. Bular nimaga bu gapga ergashyapti? Ular Maturidiylikni adashgan deganligi uchun bu hadis ularga xalaqit qilib qoldi. O'zining botil tushunchasidan voz kechishdan ko'ra sahih hadisni zaifga chiqarishni ma'qul ko'ryapti bular. Mana nima bo'lyapti? Mana nima uchun hadis ilmidagi mahabbat bizga kerak? Nimaga bu hadis ilmini odamlarga omonat ekanligini, ulamolarning qilgan xizmatining qadri qiymatini tushuntirishimiz kerak? Mana nimaga? İmam Müslim'de aynen şu hadisinin başka turuku var.
İmam Müslim rahimahullah aynen şu Konstantiniyye'nin fathı doğrusundaki hadisini İslam ümmeti Konstantiniyye'ni fatih kıladı. Fatih kılığında kurallarını hurmalarına asıp koyuşadı. Takbir ve tahliller bilen Allahu Ekberler bilen fatih kıladı. Ölcelerini yığıp duruşken peyde de Şam'dan Daccal çıkadı. Melhametül Kübra var, katta ceng var. O şey katta cengden keyin keyin katta ceng oladı. O şey Daccal bilen ve onun avanaları bilen. O şey Arapada Konstantiniyye fatih buluşu hakkında hadis var. O sahih hadis. Müslüm'de. Lekin hala amalga aşmagan hadis. İmam Ahmet'teki Konstantiniyye'nin ilk fathı, İstanbul'un fathı, İmam Ahmet'in rivayeti amalga aşgan hadis. Bir hadis gapirilse de, sanatlar doğrusunda kimlikdir itirazı bulsa yu, hayatta o amalga aşgan bulsa, hayatta amalga aşganligi hadisini kuvvetleydi. Bunu barcha ulamalar aytadi. Amalga aşdırdı çünkü. Suraqa'nın hadisi, Suraqa özü eşitken. Onun rivayetini hazır sahih kılamıyorsunuz siz. Bitti adamdan kegen rivayeti. Bütün ümmet deyken şunge amel kıldı, fors fatih buldu. Şu hadisten ki. Konstantiniyye'nin ilk fatihi İstanbul'da buldu. Ben onlara ettim, şu balalarga. Eğer bu hadis zayıf olsa, sizler oturgen joy, haliyan Vizantiya buluşu gerekirdi. Ularni dasturxonidan ovqat yeyaptilar-da dasturxonga tuzga tupuryaptilar sizlar. Shu hadisda Abu Ayyub al-Ansoriydan bari bo'lganlar. Ha, barchadan 6-7 marta urinish bo'lgan. Abu Ayyub al-Ansori yarador bo'lib qolib, meni devorlar ostida ko'tarib yuringlar deganlar. Ha, vafot etsam shu yerda ko'minglar deganlar. Chunki men bilaman, Konstantiniyye fath bo'ladi va qilichlarning ovozini eshitib yotay deganlar. Hozir Sultan Muhammad Fatih Konstantiniyye'ni fatih kıyandı, ilk kıyan işi masjid kurgan. Ve markatını kıdırıp topge. Abu Ayyub al-Ansoriyni kabirlerini topge. Ve onu keyin masjid kıyan. Abu Ayyub al-Ansoriy masjidi var. Ayasofya'nın yurparası da. Ayasofya o Konstantiniyye'nin çerkavı bugün. Hatıram resimler turuptu, yakında açıştı. Ayasofya'nın kurulganı bir yarım bin yıl buldu. İslam'dan aldın kurulganı. Konstantin 6. mi kurgan onu? Ve acayipliği İslam ümmetinin keng bag'irligi. İslam ümmeti başka medeniyetlerinin insanga fayda berişi mümkün bo'lgan sanoatidan voz kechmagan. Hiç kaçan. Hozir aytishadi-ku, ha bu deydi başka dinniki kerak emas, ha bu İslam'da yok kerak emas. İslam kelgan paytida hamma narsani supurib sidirib tashlab yangitdan inşa qilgani yok. Bor narsani shariatga muvofiqini sabit qoldirdi, muvofiq bo'lmaganini o'zgartirdi, o'zgartirmaydiganini inkor qildi. Konstantiniyye'ni fath qilgandan keyin bizim masjidlarimizning barchasidagi qubba Ayasofiyadan olingan. Qubba bo'lmagan payg'ambar alayhissalomning masjidlarida qubba bo'lmagan. Oddiy uy bo'lgan, to'r burchak shunaqa uy bo'lgan. Tepalarga xurmo shoxlar tashalgan uy bo'lgan. Masjid bo'lgan. Qubba madaniyati o'sha Istanbul fathidan keyin boshlangan. Hozir hamma masjid Ayasofiyadan iqtibos olingan. Islom ummati buni inkar qilmaydi. Ali gumbaz. Gumbazlar. Masjidni gumbaz shaklida qilish Ayasofiyadan olingan. Ayasofiyani ichida İncil o'qilsa haligi akustika ovozni jaranglashi uchun shuni tashkil qilishgan ular. İslam ümmeti keyin bunu fatih qilgandan keyin bu madaniyatni olgan, yoniga xuddi shunaqa madrasa masjidlar qurilgan ve bütün öz İslam ümmetinin masjidlarini shakli shundan iqtibos olgan. Payg'ambar alayhissalatu vasallam Xandaq g'azotida maslahat soldilar-a. Nima qilamiz? Katta jamoat kelyapti. U bunday dedi, bunday dedi. Salmon Farisi radhiyallohu anhu Xandaq maslahatini berdilar. Xandaq kimni strategiyasi edi? Fors, Majusiylarning strategiyasi edi. Payg'ambar alayhissalom ya bu Majusiylarning fikri ekan demadilar. Nima dedilar? Oldilar. Yaxshi fikr ekan dedilar, amal qildilar va bu bilan g'alaba bo'ldi. Qiyomatga qadar bu g'azotning nomi Xandaq g'azoti bo'lib qoladi. Oldilar. Biz boshqa madaniyatlardan o'zlashtirishimiz kerak. Hozir nima qilyapmiz? O'zimizni madaniyatimizni tanqid qilyapmiz. Konstantiniy fath bo'lmagan, endi bo'ladi. Sen nima o'tiribsan? Sen Vizantiyada o'tiribsanmi hozir? İstanbul
başı. Kim İstanbul buldu? İstanbul bugün başlanışı. Umumi kıskarağa gapırmakçıydım. Benimce kıskap oldu şekilli. Şimdi sözlerden mülahazalar bulsa işlemiz. Tamam mı? Bize yakışı rahmat. Aynı mı da olur? Hazretten yapmıyoruz. Hakikatte. Hadis değil mi? Gene de. Bizde olur. Muhaddis çıkarsın bir kere şey yapıyor mu takaslarını? Yok aslında hadis ilmini uygulayıp bu hadis ilmindeki mazhab boşluklarını kançanın maharetini o çiftleri doğan ilim uygulayışımız. Şimdi biz doğru yolu tarlaya gidiyoruz. Bu hadisim ben de oturuyorum. Bana hadisim mesela bana algoritmi biz giderken de misal uzun. Kayda yürüdüyor, kayda kezdi. Nime kıldı bana, dinge nime koydu git kız. O şeylerin de hadislerin de sahihinde, nasahinde, eceretemem de bulundu. Hayır, kavga götürken derslerden eceret işte. Nime kıymıyordu. Ben o haddi, Sibet-i Salat-ı Nebi kitabını alsayız, bütün tur mezhebi bizimize araylaştı, bitti. Bir katta kuş yakaladı, uydu. Şu kitabı okuy, mescidiye gelip hemen ona kuruş etti. Ne, namazdan şu kadar, şu kadar parası. Şu kadar parası. Bu ayetini dinleyen yapmanıyız, yüzde doğru. Yani kaytarı vaytarı var, mağazı konuları hem korulası gerek. Şu kadar elbette kitaplı bir şu gerek, kitap nesi gerek. Ben şu narsanda o şey var. Hakikatte on koluna çap koluna edeyatör var. Çap kolda avukatı yaptım, on kolda avukatı yaptım bilmezsen. Adi, Bismillah de bir iş, on kol buna yiyiş diye hadisinde ecret olmak yaptı. Bu da o kadar dedi, bu da onu ister yürüyüş. Kim ki ki? Kayısı dindar yok ki. Muhalifler ne maksadı? Topa doğru. Bizni ihtilafka salıp, asıl maksattan çalgıtış. Ebu Hamidul Gazali rahimahullah'ını barça itiraf kıladigen sıfatları Hüccetul İslam. Dinli hücceti sıfat eder. Çünkü bahsler, mübahaseler ki bugün de, lakin netice olarak Ebu Hamidul Gazali'nin en katta yutukları değil mi bugün? Dese ulamalar ayırtadı ki, o kişi beyhude tartışıklardan İslam ümmetini op çıkıp, kutkarıp, faydalı meselelerine yönlendirgen adam. İlk ideoloji şu kişininki. Yani o şey tehafutul felasife şunun için yazılgen. Felsefenin çok kişi. Felsefe? Felsefe ne demek ki o barda adamlarını? Ne demek ki bahs kılışardı? Dünya kadim mi kadimmez mi? Dünyanın ahırı var mı yok mu? Bu dünyadan taşkarda neşte alem var? Alemlerinin sahanı neşte? Allah'ın sıfatları doğrusu da aynı Allah manası ne demek? Bunge kılışıkıtı uğurgenliğinkin tohta dediler. Tohtaynlar dediler. Kadim mi kadim mesleğini soruştursak kıyamet geçe tügemeydi bu bahs dediler. Hadır geçe tügemeyen. O arasturlardan kedi yaptı bu bahs. Şu bizge kereği mi? Biz eğer dünyanın taşkarısı da bugünümüzdeydi, onu karab eytirdik. Dünyanın başı barakken, ahırı barakken derdik. İçkarısı da turgan dünyanın taşkarıdan kanakıp tahlil kılamız. İlacı yok bu. Hop, ne kılış gereği? Ondan göre keliyle maddanı örgeneylik degen. Ne ki alav yandıradı degen. Yandırıcı hususiyeti vardığı için mi? Ha deseniz hemen arasını yandırma yapıyor bu. Yandırıcı hususiyeti alavını kimez demek. Ne ki pahta yanadı degen. Ha çünkü yanıcı hususiyeti var. Ha, pahta özden yanıp gitmiyor diyor. Alav bilen tutaşken de yanı yaptı. Demek bundaki hususiyet ham özünü kimez. Ha bu hususiyetini kanday örgenemiz. Kirliler şunu örgeneliyiz degen. Laboratuvarına çakırgan adamlarını. Ebu Hamidul Gazali 6-7 asrının adamları. 8-9, 10, 11 asrını görün ki Renesans. Ebu Hamidul Gazali'den kim buldu bu işler? Bana bu fikirlerden buldu. Tehafutun akıbeti de buldu bu. Tehafutun akıbeti de buldu. Bana şu geplerden ümmetini doğru yolga yöneltirdi. Hazır, tarihte İslam ümmetini buna kanka çalgıtışlık stratejileri kol bir keganı uçun. Yana içi yaptı ki, bir cemaatini içimizde kırıtıp, aynı Allah'ın saval verdir yaptı. İmam Maturidi'nin adaşkenge çıkarı yaptı. 6 saat ders kıptı bitesi. 6 saat. Dersinin manası şu. İmam Buhari bilen Maturidi akilesi ortasındaki fark. 6 saat. O 6 saatini ben 6 aydan beri savalından can, yani canım geteydi. O şu 6 saatlik 6 aydan beri saval keledi menge.
Ulaqa doğru düşündüremez hangi kereyemez bu. Barbu düşünmüysen. Tavhidde bunu tiz karası ayeti yaptı. Otta şuna kadar hıyanatlarını kıyan. İmam Buhari Allah'ın kudretini, istihara namazını keltiriş bilen ispatlagan. İmam Maturidi kolunu kudret deyip tavil kıyan. Kudretini başkan arasını tavil kıyan. Demek bunu akidesinden Buhari'nin akidesi orta fark bırakan deyip gitken. Ve halen ki İmam Maturidi'nin kitabını açsanız bu ayetken yapının tepesi de Huddu Buhari'yi okşap Kur'an'dan, sünnetten kudretini ispat kıyan. Onu aptaş yaptırıp bu yağda hıyanat kılıp adamlarını çalgıtı yaptı. Maksat ne mi? Maksat İslam ümmetini beyhude narsalarga yöneltiriş. Hazır Renesans üçün, yani yine kaytetten uyganış üçün, bütün dünyaya açılışımız üçün her tamamdan tevfik tayyar. Hazır İslam sivilizasyası merkezi şunun için kuruluyor. İslam sivilizasyası merkezi, Hazarat. Bu Bağdat'taki Baytul Hikme'nin bugünkü kündeki prototipi. Eğer buna etrafıge ulamalarını cemleyip bütün 70 minge yakın şerhşinaslıkta kol yazma var. 70 min kol yazma var. Eğer ona ap çıkıp organ edigen busek, ulamalarını şunge cemlesek, adamlarını her kimini özünün kesbige yöneltirsek, cüddekette potansiyel var bizde. Hama tamam da. Fakat ne mi böyle yaptı? Şu işini kılışımız gereği bugün milletini başını çalgıtçı yaptı. Beyhude halka milletke mutlaka kerek bulmagan fanını ortaya kap çıkışı yaptı. Yine sizler ahli kelam sizler deyipti bir tasım hangi. Ya ahli kelam mesmen mi? Sen kelam hakkıdaki mavzunu kurtarganın için mecbur bulu yapman kelamdan cevap verişke. Ben ahli kelam mesmen. Biz bana en kritik davurlarda hem sihah-ı tis'ani tercüme kılıp kitap kılıp çıkarı yapız biz. Sihah-ı tis'a tercüme buldu. Özbeşte sturuptu. Abu Davud'un hazır tercimeleri tahrirden çıktı. Dabdül metin, metinlerini, o şey en sahihini izlep topiş. Fantayyar buldu. Sizler halaktıkı yapsınlar. Sizler halaktıkı yapsınlar. Adamların başını çalgıt yapsınlar. Kiliyler, uzaylıların işini kiliyler. Mütlesi dizayner. Çıkıp alıp maturidiler adışken değildi. Kur'an oku deseyiz, elhamdude 28 tane takıladı. Elhamdude. Sen gene mi İmam Maturidi'nin tahtiş kılıç? Sen kimsen? Doğru mu? Yani bu yaxşı esladiyiz Albani Rahimahullah hakları da bütün ümmet icma kigen köp meselelerge hılaf yaplarını yapıp koygarlar. Mene şu fitnenin arkası da. Biz o kişinin şahsiyetleri hakkında yapırmayıp biz. Biz insanın şahsiyetini her daim hürmet kılamız. Lekin dinimiz onlardan hürmetliyerek. Ustazlarımız örgütken bunu. Bizim hürmet kılışıyla meyli de biz hürmet talep adammaz mız? Lekin dinimiz hürmetliyerek. Darul küfür meselesi de. Darul küfür meselesi de. Albani Rahimahullah Falestinli darul küfür degen. Ve etken ki Falestin halkı Falestin'den hicret kılışı vacip degen. Yusuf Karzavay aytadılar ki, mana şu gap akıbetide Albani'nin yakasıyla yapıştı ulamalar. Ne diyorsunuz deyişti? Siz ne diyorsunuz deyişti? Bu bizim Müslüman ülkemiz, Müslüman yurtumuz. Nimaga bu caydan Müslümanların koçuşluğuna kitaptan, sünnetten, iştihattan gapir yapsız. Siz öyle yapsız mı deyişken? Sizin iştihadiyizini taftiş kalemiz de, hazır sizi kopal kuvvetken de mazayızı kaçırıp koyemiz de. Lekin bu gap nimaga tarikatı yapsız? Farazan ihtimol bo'lgan deyam. Bu gapning oqibatida Falastinni egallab olmoqchi bo'lgan jamoalarning manfaati bor. Kimga xizmat qilyapsiz? O'shalarning so'zi. O'shalar so'zi. O'shalar chiqib ketdiyapti bularga. Mumkin emas deyapti. Ya'ni biz O'zbekistonni dolul kufur deyapti. O'zbekistonni dolul kufur deyapti. O'sha Alboniy rahimahullohning ijtihodlarining davomchilari. Qo'shtirilgan ichida ijtihod ya'ni. O'zbekiston dolul kufur degani nima degani aytaymi? Ertalab turib dadasiga dada bu uy bizniki emas, qo'shniniki. Nima qilyapsiz bu uyda deyish. Bu bizning uyimizmi dada, qo'shnining uyi bu, chiqing bu uydan. Qo'shnining uyiki bu, hijrat qiling uydan deyish bu. Buni fahm yetmayapti buni. Biz sahih hadisga salafni fahmiga ergashyapmiz. Qanaqa salaf? Salafni fahmiga ergashadigan bo'lganda bu gapni gapirmas edi. Umumiy ma'noda demak shu eng donzart masalalarda
biraz cüretliroq bo'lishimiz. Çünkü cüretni qo'ldan boy bersak, bu gapni boshqalar gapiryapti. Menga her ayda ya iki madde ya üç madde darul küfür, darul islam hakkında savol kelyapti. Endi men javob beryapman. Abu Hanifa rahimahulloh darul küfür, darul masalasida Kosoniyda kelgan, Sarahsiyda mabsudda kelgan, hamma joyda bor. Bu masalada juda juda güzel gapni gapirganlar. Bugungi dünyadaki barcha ulamolar Abu Hanifaning atrofida jamlangan bu masalada. Aksar aholisi musulmon, islomining aksar rukunlariga amal qilayotgan, musulmonlar tomonidan fath qilingan mamlakat darul islom bo'ladi. U hech qachon darul kufrga aylanmaydi. İlla 3ta şart var. O 3ta şart İslam ümmeti Müslümanman deyişlikke imkaniyete kalmasligi gerek. Birinci şart. Ben Müslümanman dese tak kıtıp üçlep yo öldüredi. Yok ki kameydi yo sürgün kıladı. Müslümanman deyal mıydı? Birinci şart. İkincisi şirk. Galip boladı. Galip degeni zahir manasıdır. Zahir boladı. Müslümanların ibadetlerine mutlaka imkan vermeydi. İkinci şart. Üçüncü şart. Çegaralar küfür çegarasiga qo'shib olinadi. O'zbekiston degan gap qolmaydi. Kofiriston deb o'zining nomini qo'yib, yangi nom bilan nom qo'yib oladi. Ana shu 3ta sab jamlangandagina aylanishi mumkin, bo'lmasa bo'lmaydi. Degan. Mana bu boshqalar qilayotgan jur'atga qarshi ilm asosida javob berishimiz kerak. O'zi aslida o'shani Lermontovning zamonimiz qahramonlari degan asari bor. Bu endi adabiy janr bilan yondashganda zamonimiz qahramonlari deganda men imomlarni aytaman. Chunki qilayotgan ishidan, harakatidan, xizmatidan, savobdan boshqa umid qiladigan narsasi yo'q. Pora olaman deb nima pora olasiz? Joynoma sotasiz masjidda. Sota olmaysiz-ki. Imomlar hamma narsasini yig'ishtirib, xalqning halol harom masalasiga javob beraman deb, nikohiga, janozasiga qatnashaman deb, rizqini, hayotini yig'ishtirib qo'yib xalqning xizmatida bo'lyapti. Yana imkoni qilsa tijorat qilyapti, dehqonchilik qilyapti va yana xalqning ichida ketyapti. Bu zamonamiz qahramonlari. Bu qahramonlarga o'sha shanni, o'sha shavkatni qaytib berish kerak. Va shu qahramonlar din masalalarida xalqni ogohlantirishda peshqadam bo'lish kerak. Bo'lib kelyapti hozirgacha. Bu tashabbusni qo'ldan boy bermaslik kerak. Ana o'shanda inshaalloh biz dinimiz to'g'risida hiç kimden korkmayız. Çünkü dinimiz buzgunçilikke buyurmaydı ki. Doğru mu? Katılge buyurmaydı ki. Siyange buyurmaydı ki. İslam'ın asıl mahiyetini örgütüş bilen inşallah Rabbil Alemin. Yaşlı neticelerge erişemiz. Sizlerine beni sabır kılıp eşitken iyiler için Allah'a teşekkür. Kança var çıkışımız ki? Var mı? 15 var. Ne böyle konu? Yo, biz o'chirmaymiz. Qo'rqmasangiz gapiraveringlar. Ama o'zgarish bor. O'tgan safarga anaqalar bizdan bu safarga darslarda yo'nalishlaringizni o'zgartiribsiz. Shuni sezdik sizda. Salomat bo'ling. Qanday anaqa bo'lgan bu bilmadik. Lekin qancha yana boshqa jabhalarim bor, uni keyin ko'rasiz. Salomat bo'ling. Ümmetiyen hizmet, hazır bana dostlar. Biz için cüde kette malumatlar, köp kereyli malumatlar, hazır günde cüde dozlar ama biz için destek oladığı malumatlar takip edildiler. Allah razı olsun, Allah razı olsun. Allah razı yine yenge iller kütüp alamıyoruz da. İnşallah. Mesela misalda ben hadis ilmini hem okuyen, fikriye okuyen. Bir zavodga kirdiyiz, stanok durdu. Stanok, kesedigen, teşedigen, kırkadigen, rezbaçadigen. Stanok, o da murakkep stanok. Buna oddiy san'atdir borsa insonning qo'li kesiladi. U halokatga ketadi. Hadis ilmini oddiy sanagan odamni misolni shunga o'xshataman. Soddaroq misol bu. Hadis ilmi oddiy bu, kelib turib, bu zaif ekan, bu sahih ekan, bunga amal qilsak bo'lar ekan. Bu qo'lini, boshini, oyog'ini kesib qo'yadi bu odam. Bu xatarli, buni haybatini o'rgatishimiz kerak. Hadis bu oddiy fan emas. Hadis oddiy fan emas. Yuqorida Imom Buxoriyni bitta misolini keltiryapman. İmam Nasai'ni mahabbatiga qarang, İmam Nasai'nin diqqatiga qarang. Diqqatiga akhbarana yani Haris ibn Miskin deb rivoyatni aytib bir joyda qala al-Haris ibn Miskin qiraatan alayhi va ana asma'u deyapti.
Bu dikkat. Bunu ostidagi tarih, sabab, İslam ümmetini omonati bu. İslam ümmeti topib olgan bebaho boylik bu. Bunu ko'chaga chiqib olib ikkita odam ha desa stanovda borib turib dumi qisilib qolgan maymunning misoli bor, to'g'rimi? Panasını çıkarıp alalım, dümü kısılıp kalalım. Bu ne? Dümün kısılıp kalalım o hadiske sen hazırlaşma. Bu, bunge tültekiz mi? Ne mi için Albaniyini, İslam ümmetinin ittifakı %99'ı tankıt kıladı? Ne mi için? O kişi, Kopal Kıvayetken de şu panasını çıkarıp alırken adam. Özleri azar çekti ki. O şey keyfiyeti salat bütün başlığı ümmette başlığı bela bulu yaptı. Hazır geçe. Hazır geçe ayollar soruyordu. Haliyem... Ayollar ayolcha o'qish kerakmi, erkakcha o'qish kerakmi namoz? O'tdi bir xil degan Alboniy. Erkak ayolni farqi yo'q bir xil degan. O'qiydi, ko'rayapti TikTok. Shunaqa degan. Biror joyda bizim to'g'ri gap kelmaydi. Abu Hanifa rahimahullohning vasvas degan o'sha kitobda. Ya'ni raful yadayn fi salada qo'lni quloq barobarida ko'tarish Kulak barabarında buldu mu, bulmadı mı, nigini ispatlaş için kolunu yumuşakta tekizdilerdi degen batın var bizde, muhtasar da var. Mâhsan bi ibiha meyti şahmetayi uzneyhi. Tekizdilerdi. Nema için bu sünnetmez. Kolunu kulak barabarında buldu, bulmaganını tasdik için bu. Mesela Albani etken ki bu vasvas degen bu. Vasvas. Nema kalasam ona kakılıp. Hanefilerde şuna kadar vasvas kayda var deyip gitken. Bu doğru mez. İmam Buhari'nin haligi 10 sanatını. Sahih hadis aldı hocam. Hı? Ara. Kıza aman ki beyhi şahmata yüzmeydi. Hı? Hadis sahih. Tuttu. Sahih bin Musayif hadis tuttu. Hıza'nın iki kıl manası var. Bittesi hıza'a mahsandan kinaye. Ha bunu tegede gap köp. Yani ayetkenimiz şu imam imamlarını kıyan işlerini tankıt kımasından amal kılış gerek. Tayyar kolumuzga bergen haritanı yengitten çizdiş şartmaz. Bunu çüntürüş gerek milletke halkı. Hazır, hazır, o şey Buhari haklarda, Bağdat'taki hadisede, ben ettim bu mescid tola bugün, 10 000 adam bugün, bu hadise 10 000 adam tarafından rivayet kılınmagan deydi, işana bu mesele. Hazır, menemen degen adamla turguzup buyup şu hadis doğrusu da yapırın, menemen degeni sanatlar doğrusu da birinci mertte yenge kirip gegen adamın savalını kaytaktan doğrulap, tasgih kılıp sana beran mıydı, mümkünmez bu, illa mucize bu. Ben bunu başka şekilde kurdum. İnsanın kabiliyeti var lakin. Uruş yıllarda şahmat boyunca cahan çimpiyanı var. Ali Okun. Ali Okun'un Oklar ve Karalar diyen kitabı var. Ali Okun oktayan karadayan bir kıl oynayan. Generallar bilen şahmat oynayan. Karamastan oynayan. Adaşmasam 32'de yok ki 40'ta adam bile. Bir dakika oturup olgen orkasında 40'ta doske. 40'ta doske. Birinci doske falan kuttu yürüdü. Cevap vergen. Falan kuttu yürü. İkinci doske falan kuttu, falan kuttu yürü. Üçüncü doske falan kuttu, falan kuttu yürü degen. Karamestan tırı boyuna gen. Ya ikide niçe yakigen, kogen hamesini yütgen. En ahirge bargen adam bilen oynayıp, general. Yütgen. Yütgen denkin, şimdi doskene özgantırgen de, indi yürüyün degen, uşa pozisyeni. O yürgen de karadayan yütgen. Yütkuzuk pozisyeniyem yütgen. Bu yem, Yani kadimdeki ulamalarımızın hadis meselesindeki mehabeti insan kolundan kirledigen iş yani. Bugünkü zamanımızda bu köpeyip gitti. En köp oynayanlar 60-70 adamla oynayıptı. Karılsızlar hem hazır 50-60 adamla karamayı oynaydı. Yahut hafızlar yahut bu hadis ilmide şahmetçilerden çandan bugün. Şahmetçiler ne kadar oynaydı? Dünyadan maddi bu tüketedi. Başka işi yok ulanı. Lekin muhaddisler ümmetke bir narsa kaldırdı. Bu, bebaho narsa bunga til tekkizi bo'lmaydi. Bu, ya'ni hamma gapiradigan narsa emas bu. Bu fanning yuqoridan to pastgacha bo'lgan karvoniga aralashmasdan tashqaridan turib zaif sahih degan odam karvonga qarab quriyotgan itga o'xshab qoladi. Qo'pol o'xshatishda, lekin karvonni asliga ta'sir qilmaydi. Faqat atrofdagi odamlarga biroz ta'sir qilyapti. İnşallah bundan çıkıp alalımız benimce. Çünkü hazır cüdü köp adamın közü açıldı. İnternet darmağı bulsun, başka cahide bulsun. Halk şimdi bildi. Alda şefkerliğini, alda niyetkerliğini bildi. Menge hatlar kirli yaptı. Bir adam yazı yaptı. 244
prim bir bilan qamaldim, chiqib sizning nomeringizni topdim, siz bilan ko'rishmasam bo'lmaydi. Mening vaqtim yo'q hozir, to'g'ri hamda uxlashga vaxtim yo'q. Bugun menimcha 2 soat uxladim xolos. Uxlashga vaqtim yo'q. Ko'rishmasam bo'lmaydi. Men hayotimni sizga qarshi qurgan edim. Sizdan uzr so'rash uchun kerak. Dedim, men kechirdim deb yozdim. Va alaykum assalom rahmatulloh. Endi to'g'ri yo'l davom etavering. Hozir vaqtim yo'q ko'rishlikka. Men buni nima uchun aytayapman? Bu ko'p, bunaqa narsa ko'payib ketdi. Alhamdulillah, yaxshilikka bu. Agar indalmasaydi, agar bularni qo'yib bermasaydi, Imom Ahmad rahimahullohga bir kishi ta'na qilgan kelib. Shuncha azob chekyapsiz. Qamalyapsiz. Falonchi kitobni mahluqmi, mahluq emas deganda tariz yo'li bilan chiqib ketdi. Sizdan tariz qiling. Qiynalib ketdingiz. Shartmi shular bilan shunaqa mujodala qilish? Shartmi shularga gapirish dedi. Deganda Imom Ahmad nima dedilar? Agar men gapirmasam, agar sen gapirmasang, bu avom xalqimizni kim haqiqatdan ogohlantiradi? Kim qoladi? Hamma tariz qilaversa. Kim qoladi? Hamma orqaga chekinaversa. Agar men gapirmasam, sen gapirmasang, xalq haqiqatni farqlamaydi. Shuning uchun gapiraman dedilar va Imom Ahmadning shijoatlari sababli islom ummati davom etdi. Nadvi aytadilar, Imom Ahmad agar o'sha jur'atni qilmaganda edi, o'sha jur'atni, o'sha sabotni ko'rsatmaganda edi, islom ummati 50 yilga bormasdan ahli sunnadan mahrum bo'lardi. Ahli sunna qolmas edi. U kishining sabotlari bilan tiz cho'kgan. Mu'tazilalar. Ya'ni shu ma'noda Alloh subhanahu va taolo o'zi muvaffaq qilsin. Sizlarga ham alohida tashakkur. Qilayotgan xizmatingizlarda bizlarning ham haqqimizga duo qilasizlar. Salomat bo'ling. Inshaalloh. Allah razı olsun. Endi qilayotgan ishimizga bir baho beradigan miqdorda emasmiz. Shu ustozlarni tavsiyalar bilan qilamiz. Har doim qayoqqa borsak ustozlardan maslahat olamiz. Xatolarimiz ko'p. Bizga xatolarimizni hadiya qilgan odamga tashakkur aytamiz. Lekin islom ummati jamoaviy ummat. Bitta odam bilan davom etmaydi. Hazrat rahimahulloh aytardilar. Bizga vazifa berardilar. Har chorshanba hadis tarjima qilib kelishimiz kerak. Boshqa paytlarda kitoblar o'qiladi-yu, hadis tarjima qilib kelishimiz kerak. Men Abu Dovuddan 1000 ta hadis tarjima qilganman. 1000 ta hadis meni hissamga tushgan. Bir hafta, yarim hafta tarjima qilmay qo'ysak, aytardilarki, mana shu hadislarni deydilar. 1 soat, 1 yarim soatda men hammasini qilib qo'ya olaman. Sizlarga berilgan vazifani 12 ta odam bora. 1 soat, 1 yarim soatda o'zim o'tursam qilaman. Hazratni kunlik vazifalari 15 yoki 13 varaq edi. Albatta yozardilar. 13 varaq yozardilar. O'qishlari vazifalar alohida. Kitobga yozishlari shart. 13 varaq vazifa. Ko'p bo'lsa ko'p, kam bo'lsa ertasi kuni qazoni to'ldirardilar. Men buni qila olaman derdilar. Lekin islom ummatining xizmati bir kishida emas. Sizlar ham qilinglar xizmat. Sizlarni ham xizmatga yo'naltirish uchun qilyapman bu ishni derdilar. U kishi dunyodan o'tganlaridan keyin sezdik buni. Butun boshli maydonni to'ldirib turgan odam bo'shab qolganda keyin bildik. Bu bekorga emas ekanda deb. O'shaning uchun xizmat hammamizniki. Bu xizmatni qabul qilishligida gap. Alloh taolo samimiyatimizni yo'qotmasin. Bir-birimizning yuzimizga Alloh subhanahu va taolo issiq qilsin, o'zi qabul bo'ladigan amallarga yo'naltirsin. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين استاذ واقف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم وفقنا ما تحب وما ترضى اللهم يسر أمورنا أسر مقاصدنا وفقنا يا إله العالمين يا الخير والهدى إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا إنك غفور رحيم رحمة الله رحمة الله